Medyascope'dan herkese merhaba. Bugün Yorum Kalcı Gürsel'de tekrar birlikteyiz. Bugün en son İdlib'de yaşananlardan sonra Rusya-Türkiye arasındaki ateşkesi konuşacağız. Hoş geldiniz Kalcı Gürsel. Hoş bulduk, hoş bulduk Betül Başak. İlk olarak şöyle başlamak istiyorum, yine başlık üzerinden gideceğim. Diplomatik yenilgi diyoruz ama Türkiye'yi rahatlattığını da söylüyoruz aynı zamanda. Yenilgi nasıl rahatlatacak? Bu operasyonun en başından itibaren hedefleri, iddiaları ile bugün gelinen durum birbirine kıyaslanınca aynı zamanda da bu ateşkes lafı geçmeyen metinde, ateşkes sözcüğü kullanılmayan metinde aslında fiilen bir ateşkes amaçlandıysa ve bu dün gece 00'dan itibaren yürürlüğe girdiyse ki bazı noktalarda girmedi, bir yani tedrici bir sükunet hakim cephe hattı boyunca. Ben bir diplomatik yenilgi manzarası görüyorum Moskova'da. Ama bu diplomatik yenilginin Türkiye'yi rahatlatan bir yenilgi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin yararına olan bir yenilgi olduğunu düşünüyorum. Zaten en baştan itibaren Türkiye'nin Suriye politikası, rejim değiştirme amacı, hedefi gerçekle bağları olmayan ve gerçekleşmesi imkanı bulunmayan bir hedefti. Ve eğer yani savaşta ünlü kuramcı Clausewitz'in tabiriyle politikanın askeri araçlarla sürdürülmesi ise bu kadar yanlış bir politikanın askeri araçlarla sürdürülmesine bir yerde son verilmesi, dolayısıyla yanlıştan dönülmesidir. Yanlıştan dönülmüşse de bu iyi bir şeydir. Neden diplomatik yenilgiydi? En başta o soruyu cevaplandırayım ben. Yani bu paradoksal bir şey aslında. Paradoksal derken içinde çelişkiler barındırıyor. Bir heyetin diplomatik yenilgisidir ama Türkiye'nin hayrınadır. Çünkü bu heyetin menfaatleriyle Türkiye'nin menfaatleri örtüşmüyor. En başta o. Onu tespit edelim. Şimdi giden heyet tam kadro gitti Moskova'ya. Niye Moskova'ya gittiler? Yani bu tür görüşmeler eğer işte adına ne dersiniz deyin, ister ateşkes deyin, ister çatışmasızlık durumunun sağlanması gibi uzun tamlamalar ve fiillerle oluşan bir cümle kurun, öyle tanımlayın durumu, ne dersiniz deyin. Neticede birbirlerine silah sıkmayacaklar düşman taraflar, değil mi? Böyle bir pozisyondaysanız karşıtsınız demektir. Karşıtsanız karşıtlar tarafsız sahada otururlar, konuşurlar. Yani aslında durum, sahadaki gerçek şuydu. Türkiye, Suriye ile açıktan İran ve Rusya'ya karşı da örtülü bir savaşı tercih etmiştir. Bu tercihen bir savaştır. Türkiye'nin zorlandığı bir savaş değildir. Tercih edilmiş bir savaştır en başta. Hangi şartlar altında Türkiye bir noktadan sonra bu savaşa zorlanabilirdi, onu ayrıca tartışabiliriz. Ama eğer şunu diyorsanız, yani en başta Cumhurbaşkanı hedef olarak Soçi mutabakatında veyahut daha önce Soçi'den de önce Mayıs 2017'de belirlenen gözetleme noktaları, gözetleme istasyonlarının gerisine Suriye birliklerinin ve müttefiklerinin dönmelerini hedeflediklerini ve bunu eğer kendileri yapmazsa Türkiye'nin kendi başına bunu kendi gücüyle yapacağını ilan etmemiş miydi? Etti. Bunu defalarca söylememiş miydi? Söyledi. Misal 26 Şubat 2020. O zaman şöyle demişti Cumhurbaşkanı partisinin grup toplantısında çarşamba günü. Çok da yani uzak bir tarih değil. Geçen haftanın çarşambasından bahsediyorum burada. İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacak, rejimin belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacağız. Bu belirlenen sınırlar işte o gözetleme noktaları, üsler yani aslında bunlar. O çatışmasızlığın garantörü olarak Türkiye İdlib'de bu noktaları tesis etme imkanına kavuşmuştu. Tam karşısında da Rus ve hatta kim yerde İranlıların da noktaları vardı bu şekilde. Ve işte bunu gerisine süreceğiz. Zaten Şubat sonuna kadar size süre demişti. İlk Serakip çevresinde üstlenen TSK birliklerine ateş açılması ve neticesinde yanılmıyorsam 7 askerin şehit edilmesinden sonra Şubat sonuna kadar size süre demişti. Ultimatum verdi, yoksa biz çıkartıyoruz.
Ve 27'sinde de İdlib'de M4 karayolunun güneyinde bir hareket halindeki bir Türk konvoyuna, ki bu Türk konvoyu cihatçılarla beraber hareket halindeydi, formasyon halinde uçan, bu tabir benim tabirim değil, bu tabir Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun tabiridir. Suriye ve Rus uçaklarının saldırısı gerçekleşti. 36 asker şehit edildi. Bunun yanında aslında oradaki ölü sayısı 55'e varıyor ama bunlar gizleniyor. Yani 17 de cihatçının öldürüldüğü orada söyleniyor bu hava saldırısında. Şimdi bu noktadasınız. Peki yani ateşkes ya da artık adına ne diyorsanız deyin, çatışmasızlığı sağlama. Bunu görüşeceksiniz. Niye ayağına gidiyorsunuz? Yani düşmanınızın, fiilen aslında düşmanınızın ayağına gidiyorsunuz. Ne kadar deseniz de biz Rusya ile çatışmak istemiyoruz, savaş istemiyoruz. Ne kadar Ruslar da öyle dese, şunu hepimiz iyi biliyoruz ki bu oldu. Bu çatışma oldu, saldırılar oldu. Şimdi dolayısıyla en başta bu. Yani tam kadro Moskova'ya gidilmesi. Gelmiyorum, Bakü'ye gidelim deseydiniz, Bakü'ye gidilirdi. Bakü'nün iki başkentle de ilişkisi gayet iyi. Orada konuşulurdu bu işler, en başta o. Ondan sonra da işte bence vücut dili yönetimi ve görüntüler de iyi değildi. Yani bunlar da tartışılıyor, ayrıca çok da detaya girmeyeceğim. Çünkü burada desteklenmesi gerekiyor. Bunu da yani çok fazla ağza dolamanın da gereği yok. Herkes biliyor ne olduğunu, gördü çünkü insanlar. Yani vücut dili yönetimi iyi değildi. İnsanlar nerede duracaklarını bilmiyorlar. İşte bu Putin'in küstah tavır ve davranışları var. Orada hem bilerek ve istenerek konulmuş bir takım aksesuarlar, Çariçe Katerina'nın bir heykeli, hemen Putin'in arkasında işte 93 Harbi'nde Bulgaristan'da Osmanlı ordusunu bozguna uğratan Rus ordusunu temsil eden askerlerin minyatür bronz işte heykelci filan gibi şeyler. Bunları Putin çok seviyor. Yani Putin böyle sembollerle mesaj vermeyi çok seviyor. Şimdi buna izin vermeyeceksiniz, buna mahal vermeyeceksiniz. Yani eğer tarafsız sahada olsaydı, bu Bakü'de olsaydı misal, o zaman konuşmanın, görüşmenin yapıldığı alanın tezyini, düzenlenmesi, nereye ne konulacağına falan karışma imkanınız olacak, müdahale etme imkanınız olacak. Orada tamamen aslında düşmanınız olan ev sahibinin insafına kalmış durumdasınız. Bu sadece bu değil. Şimdi o zaman bardağın boş ve dolu taraflarını... Evet. Tabii. Terörist gruplardan bahsettik. Bu ek protokolde Birleşmiş Milletler'in terörist olarak tanımladığı grubun ortadan kaldırılmasından bahsediyor. Fakat Türkiye'nin terörist olarak tanımladığı gruplarla Birleşmiş Milletler'in tanımladığı gruplar aynı değil. Bununla ilgili daha önce sorun yaşadık. Türkiye ilgilenmek durumunda kalacak bu gruplarla. Ne, Türkiye'nin tavrı sizce nasıl olacak? Yani bu aslında bardağın boş tarafı ile ilgili. Bu mutabakat diyelim. Çünkü ek mutabakat diyelim biz buna. Çünkü bunun adı da ek protokol. Yani Soçi mutabakatının ve daha önceki işte Avrasya Astana süreci, Avrasya diyorum. Astana sürecinin de falan devamı, uzantısı olarak deniyor buna falan ama aslında o çökmüştür. Soçi mutabakatı falan çökmüştür. Bunu herkes biliyor. Bu yeni bir durum. Bu yeni durumunda tarafların karşılıklı kabullenişleri dahilinde bir kayıda bağlanması, bir bağıtlanması oluyor. Fakat kayda geçirilenler var ve kayda geçirilmeyenler var. Burada esas mesele kayda geçirilmeyenler, tam da yani söylediğin şey. Bu misal daha önce protokolde Soçi mutabakatında ve daha önceki belgelerde, Astana süreciyle ilgili belgelerde de Birleşmiş Milletler'in terörist olarak nitelendirdiği unsurların ateşkesin dışında tutuldukları. Yani onlarla mücadelenin ve çatışmanın devam edeceği açık ve net bir şekilde vurgulanıyordu. Burada ise terörizmin tüm tezahürleriyle, mücadeleyle BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanımlanan tüm grupların ortadan kaldırılması
yönündeki kararlılıklarını yinelerken taraflar diye bir ifade var. Daha muğlak ve işte örtülü bir belirsiz bir ifade kullanılmış burada. O kadar açık bir şey yok. Şimdi bu niye böyle oldu? Bence burada ben Türk tarafının ısrar ve etkisini geçerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu terörist olarak nitelenen unsurlar denilen güçlerle maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri sahada fiili bir ittifak ilişkisi içine girdiler. Yani atış desteği verdiler. Bunlar saldırırken Serakip'te en çok görüldü. Serakip'e saldırdılar, aldılar falan. Bunlara atış desteği verdiler. Pek çok yerde birlikte idiler. Zaten bunun arkasına sığındı Ruslar İdlib'deki konvoyu bombalarken. Ve oradaki yani zayiatta da cihatçı unsurlarının olması da rastlantı değil. Neticede bu belirsizliklerden biri bence. Ve bu belirsizlik bu mutabakatın uygulanmasını zorlaştıracak bir belirsizliktir. Buradan aldığı güçle daha önceki protokoller işte şeyde mutabakatlara da gönderme yapıyor zaten. Cihatçılara karşı da terörist olarak nitelendirilen El-Kaide'nin yani Suriye'deki El-Kaide diyelim biz ona. Suriye'de El-Kaide'sinin devamcısı olan unsurlara, devamı olan unsurlara karşı mücadeleyi devam ettireceklerdir. Eğer bu şeye uymazlarsa mutabakata, mutabakatın şartları yerine gelmezse devam edecektir bu. Yani aslında burada bir mehil var, bakalım ne olacak diye şey yapacağız. Diğer bir belirsizlik bu Türkiye açısından yani bunun bir diplomatik yenilgi olarak değerlendirilmesini destekleyen bir durum bu. Soçi mutabakatına atıf var. Daha önce de işte bu gözlem istasyonlarının noktalarının kurulmasını düzenleyen Mayıs 2017 anlaşmasına mutabakatına atıf var. O yüzden de sanıyorum bugün gözlem istasyonlarının durumu ele alınmaktan kaçınılmış. Şimdi kuzeyden yani İdlib'in doğusunda kuzeyden güneye kadar Türkiye'nin bütün gözlem istasyonları şu an rejimin kuşatması altında. Ve oraya benim de tahminim oydu. İlk önce bu Mayıs'ta başladı Morek. En güneydeki şey kuşatıldı. Benim tahminim burada Mayıs değil de biraz daha sonra sanıyorum. Tam tarihini hatırlamayabilir miyim? Önünde de yok. Ağustos da olabilir. Ağustos'tu yanılmıyorsam Morek ilk öyle oldu. Benim tahminim şu, yani bu da böyle devam edecek ve buraların tahliyesi yönünde bir kararlılık var mı, yok mu bunu da bilmiyoruz. Ama kuşatma altında şu an ve bazıları da Hizbullahçılar tarafından çevrelenmiş durumda. Bu bir belirsizlik, bu ayrı bir değişken. Bütün belirsizlikler, bütün mutabakatlarda, bu mutabakatın başarısızlığının da potansiyelini oluşturur. Şu da ayrıca bir şeydir. Diplomatik yenilgi ya da bardağın boş tarafı olması açısından kontrast oluşturuyor. Yani ultimatum vermişsiniz. Bu gözlem istasyonlarının gerisine çekil demişsiniz. Çekilmezsen ben gelir seni kovarım. Askeri gücüm var yaparım bunu demişsiniz. Ondan sonra bir mutabakat konulmuş ve buna imza da atmışsınız, görüşmüşsünüz falan. Deniyor ki burada mesela bu M4, M5 karayolları var. O önümüzde harita yok ama şöyle diyelim biz. İşte Laskiye'den şeye kadar, Serakib'e kadar M4 yani batıdan doğuya doğru karayolu. İdlib'i ortadan geçmiş şey yapıyor. İdlib'in güneyi diyelim. İdlib'in güneyinden M4 geç. M4 zaten tamamen artık rejimin kontrolünde. Ama diyor ki M4'te kuzeyden 6, güneyden 6 kilometre toplam 12 kilometrelik bir kordon, bir güvenlik kordonu yani oluşturulacak ve bu yolundaki ulaşım güvenlik altına alınacak. Bu nasıl olacak? Ayrı mesele ama bunun şimdi bir hafta içinde askeri heyetler bir araya gelecekler ve kararlaştıracaklar. Buradaki cihatçı unsurların, HTŞ unsurların buradan çekilmesi lazım.
nasıl olacak? Suriye ordusu da çekilecek mi? Cihatçılar da mı çekilecek? Bu karşılıklı koordinasyon falan gibi işler var burada yapılması gereken. Ağır silahtan arındırılacak mı? Bütün bunlar belirsizlik. Yani bu alelacele aslında kotarılmış bir şey, bir mutabakat, bir ek protokol. Ama şu var, yani bu M4 karayolunun kuzeyinde ve güneyinde 6'şar kilometrelik bir 12 kilometre derin genişliğinde bir güvenlik şeridi bandının oluşturulmasını kabul eden bir Türkiye, kendi verdiği ultimatomdan da geri adım atmış oluyor neticede. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani rejimin kontrolüne bırakılması kabul edilmiş oluyor. Sadece bununla da kalınmıyor. Türkiye'nin ittifak halinde olduğu unsurların M4 karayolunun bu 6 kilometrelik, güneyindeki 6 kilometrelik bantın da altında kalan ve işte o dağlık bölgede, Zaviye Dağı denilen bölgede ki orada bir anklav, bir cep oluşmasına neden oluyor bu mutabakat. Orada bir kuşatılmış, kapalı bir bölge oluşacak belki de. Böyle bir şey olacak. Bunu kabul edecekler mi? Yani HTŞ'nin bu mutabakatı kabul etmesi bana göre zor, güç. Zor görünüyor. Ama yani belki değerlendiriyorlardır falan. Onlar da bir açıklama yaparlar. Ve yani neticede belirsizlikler ve bardağın aslında boş tarafı böyle. Türkiye açısından tabii durumun bir de olumlu tarafı var. O da bence üç başlık altına değerlendirilmesi lazım. Ve bu başlıkların aslında ulusal güvenlik açısından da olumlu gelişmeler olduğunu kabul etmek lazım. Birincisi şu, mültecilerin Türkiye'ye geçmesi sonucunu doğuracak bir askeri baskı ortadan kaldırıldı. Yani aslında rejim ordusunun, Suriye Arap Ordusu adı, onun ilerleyişi şu aşamada durdurulmuş bulunuyor. Sadece bununla da kalınmadı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin M4 karayolunun kuzeyindeki varlığı da meşrulaştırılmış oldu. Ve aynı zamanda M5 karayolunun da batısındaki varlığı meşrulaşmış olur. O da şu açıdan önemli, yani şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye girişi hiçbir anlaşma, yetki vesaire ya da işte bir buna meşruiyet imkanı veren bir uluslararası anlaşmada, ikili anlaşmaya falan dayanmıyordu. Tamamen tek yanlı bir hareketti. O yüzden Adana mutabakatı bize bu hakkı veriyor dedi Cumhurbaşkanı ama vermiyordu. Vermediğini kendisi de herhalde biliyordu. Adana mutabakatı teröristlerin sıcak takibine bir süre o da, bir derinliğe kadar izin verebilen bir mutabakat. Onun ötesinde böyle bir neredeyse Eskişehir'le bir tümen ya da işte 2-3 Tugay ve binlerce araçtan oluşan ağır bir, yani bayağı büyük bir birlik sokmanıza imkan veren bir şey yok orada. Dolayısıyla şimdi TSK'nın M4'ün kuzeyindeki pozisyonu orada bu anlaşmayla Rusya tarafından tanınmış oluyor. Böyle bir şey var. Bunun işte iki önemli sonucu olacak. Bir, yani öngörülebilir bir, daha doğrusu bu şartlar, bu denklem değişene kadar ne kadar sürer bu bilemeyiz. Ama Türkiye'nin bir mülteci akını riski altında kalması ötelenmiş bulunuyor. Ve rejimin de kuzeye doğru hamle yapması imkanı burada ortadan kaldırılmış bulunuyor. Bu Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından faydalı bir gelişme bana göre. Neden? Onu da söyleyeyim. Türkiye'nin başında ister bir siyasal İslamcı iktidar yönetsin, ister laik bir iktidar yönetsin. İdlib'deki siviller diye tabir edilen ve sayıları tartışmalı olan, Birleşmiş Milletler'in işte 1 milyona yakın olduğunu söylediği,
Rus kaynaklarının da çok çok daha az olarak verdiği bu siviller ki sınırın hemen sınırı Türkiye ve Suriye birbirinden ayıran yeni çekilmiş duvarın hemen güneyinde çadır kentler de çoğu yaşıyor. Son derece aslında kötü koşullarda. Bunlar Suriye'nin Suriye'de yine Astana süreci kapsamında oluşturulan 4 çatışmasızlık bölgesindenin 3'ünden buraya sürülmüş olan cihatçıların aileleri çoğunlukla bunlar. Yani burada bir ciddi bir sıkışma var. Yani cihatçı örgütlerin Suriye'deki tabanı bu. Toplumsal tabanı aynı zamanda. Yani ben burada Suriye'de artık yani 9 yıllık savaşın sonunda bölgenin orijinal ahalisinden, halkından kala kala ancak bu cihatçılarla beraber yaşamayı, o yönetimi yani bir mini şeriat devletinde yaşamayı içine sindiren, bununla rahat edebilen insanların olabileceğini düşünüyorum. Bu sosyolojinin şimdiye kadar Türkiye'ye gelip geçen, girip çıkan ya da yani girip Avrupa'ya giden toplam 5-5,5 milyon neyse sayısının bu karakterinden bu 5,5-5 milyonun sosyopolitik karakterinden farklı olduğu kanaatindeyim. Ve bu açıdan da bunların girmesi Türkiye'nin gerçekten ulusal güvenliğine bir tehdit oluşturur. Onların orada dışarıda tutulması lazım. Cihatçılarla beraber on binlerce silahlı, şiddet içinde yoğrulmuş falan son derece tehlikeli savaşçı var orada. Ve bunların da orada tutulması lazım. En azından yani nasıl halledileceklerse bilmiyorum ama orada Türkiye'ye girmemeleri gerekiyor. Bu aslında Türkiye'deki siyasal İslamcı iktidar açısından da bence bir zorunluluk. Onlar da kendi açılarından duruma böyle bakabilirler. Bunlar da bardağın bence dolu tarafı ve bu yayının başlığında Türkiye'yi şimdilik rahatlatan şey de bence bu. Yani cihatçılarla bağlantılı yeni bir göçmen akımının engellenmesi. Evet, aynı zamanda da bir de Türkiye'yi kullanarak, Türkiye'yi araç olarak kullanıp Rusya'yı ve Suriye'yi cezalandırmak isteyen bir heveskar batılı müttefikimiz var, Amerika. Onun da bu kışkırtmalarının şimdilik savuşturulduğunu görüyoruz. Çünkü gerçekten yani şeye kadar geldiler, işte Reyhanlı'ya geldiler. Orada işte biz size cephane verebiliriz falan filan. Yani istiyorlar ki bu savaş devam etsin. Yani ilerlesin çünkü şu da görüldü. Gerçekten işte Türk Silahlı Kuvvetleri o 27 Şubat akşamı Suriye-Rus hava saldırısından sonra SİHA'larını, silahlı insansız hava araçlarını kullanarak Suriye Arap Ordusu'na son yıllarda değil, bütün savaş boyunca uğradığı kayıptan daha fazlasını verdirdi. Yani çok ağır kayıplar verdirdi. Bunu yapabilmeyi başardı. Bunda belki yani Türkiye'nin ki Rusya için önemli bir ülke, çok önemli bir ülke Türkiye. Türkiye'nin bu saldırının akabinde Suriye Arap Ordusu'nu, Suriye'yi cezalandırmasına imkan veren Rusya'nın da payı var. Rus Hava Kuvvetleri de 2 gün boyunca İdlib semalarında gözükmedi pek fazla. Yani ortalıkta gözükmedi. Ve bu SİHA operasyonuna imkan tanıdı. Şimdi bu da NATO'daki büyük müttefiklerimizin başta işte Amerika geliyor. Bu açıdan Kizan önceden de zaten bunu arzuluyorlardı. Bir yerde iştahını ve hevesini arttırdı. Yani acaba Türkiye daha da ileri giderse burada Rusya'nın bu Suriye operasyonu 2015'ten beri sürmekte olan Suriye'deki harekatını Rusya'ya çok daha fazla maliyetli hale getirebilir mi? Çünkü neticede Suriye ordusunun uğradığı kayıpların telafisi yine Rusya sayesinde olacak. Yani Amerika'nın amacı burada Suriye'deki operasyonunu Rusya'ya azami ölçüde maliyetli hale getirmek. Yani bir yeni Afganistan gibi olsun istiyorlar. Bunun için de Türkiye'yi araç olarak kullanmaya yeltendiler. Bence bu açıdan da hayırlı oldu bunun sonucu. Süremizin de sonuna gelmek üzereyiz. Ben bir şey daha sormak istiyorum. Evet.
Ek protokol okunurken Mevlüt Çavuşoğlu normalde rejim kelimesini kullanırlardı hep Suriye Şam yönetimiyle ilgili. Suriye Arap Cumhuriyeti kelimesini ilk defa kullandı. Bu ortamı yumuşatmak için mi yoksa? Yok, metin öyle. Onu okumak zorunda. Alakalı. Yani çünkü şöyle, şimdi rejim sözcüğünü ben de kullanıyorum. Ben ama öteden beri kullanıyorum. Özellikle yani ben bu rejim sözcüğünü, bunlar ne derler, kuzu sarması mı derler, öyle bir tabir vardı. Bunlar birlikte stratejik kabine toplantısı falan yapıyorlardı. Davutoğlu döneminde müthiş, yani Davutoğlu bir gün bir yılda 22 defa Suriye'ye gitmekle ya da neyse işte övünürdü falan. O dönemde ben Suriye Arap Cumhuriyeti için Baas rejimi, Esad rejimi ifadesini kullanıyordum. Bugün de kullanırım. Ama bu metne sadık kalmak zorunda eğer okuyorsa. Metni okuyanın da bu mutabakatın koreografisi açısından, sunumundaki koreografi açısından Rusya'nın sadece Rus aktörünün yani Dışişleri Bakanlarının metni okuması kararlaştırılmış. Dolayısıyla aralarında paylaşmışlardır ya da kendi dillerinde okumuşlardır. Onu ben çünkü yoldaydım. Öyle okumak zorunda. Öyle, bazı yorumcular çok anlam yüklemiş tabii, o yüzden merak ettim. Hiç anlamsız anlam. Yani hiçbir anlamı yok öyle demesinin. Hiçbir anlamı yok. Çünkü olduğu için. Bak Türkiye, Türkiye bütün mutabakatlarda, imza koyduğum bütün mutabakatlarda Suriye'nin toprak birliğini, toprak bütünlüğünü özür dilerim, kabul etmiştir. Ama şu an Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü kabul etse bile bunun gerçekleşmesini önler konumdadır, önler durumdadır. Bence de önleyecektir. Ta ki kendisinin de içini rahatlatan, yani uzun vadeli bir tehdit doğurmasını engelleyecek bir durumun, bir güvencenin ortaya çıkmasına kadar elinde bunu bulundurmak isteyecektir. Yani 3 tane operasyon bölgesi var. Buna işte bir de dördüncüsü eklendi. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Bahar Kalkanı oldu şimdi. Bir de galiba işte en son Barış Pınarı var falan. Ben de bunların isimlerini karıştırmaya başladım. Dolayısıyla Suriye'de rejimi yıkamadığına göre bu rejimden gelecek olan tehdidi ileri hatta göğüslemek gibi, yani bu rejimin silahlı güçlerinin, ordusunun sınıra gelmemesini amaçlamak gibi bir politika güdüyor Türkiye şu an. Ve bu İdlib gerginliği azaltma bölgesi mutabakat metni başlığı altında verilen metinde de bunun en azından İdlib bölgesi açısından başarıldığı görülüyor, kısmen başarıldığı görülüyor. Zaten yapılması gereken de en başta, zaten bunların olmaması için M4, M5'in M5'in batısına, M4'ün kuzeyine çekilmek, bu istasyonları da oralara taşımak ve orada tahkim olmaktı. Tahkim etmekti güçlerini. Yani tahkimata gitmek gerekiyordu. Bunu yapmadı ve işte bir şey sokuldu oraya. Yani bütün İdlib'in orada işte başta programın başında söylediğimiz gibi hat boyunca bu gözlem noktalarının oluşturduğu hat boyunca tekrar geri kazanması gibi gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hedefin peşinden gidildi ve çok kan döküldü. Ve bence bu gereksizdi. Açıkçası gereksizdi. Bence buna hiç gerek yoktu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugün Kadri Gürsel'le Rusya ile Türkiye arasında gerçekleştirilen Ateşkes Anlaşması'nı konuştuk. Kadri Gürsel bunun diplomatik bir yenilgi olduğunu fakat cihatçılarla bağlantılı grupların Türkiye'ye gelmesinin önünü kestiği için bir açıdan da rahatlattığını söyledi. Bizi izlemeye devam edin.